Fizilalil Kur'an Tefsiri yazan Seyyid Kutup Lokman Suresi 1. bölüm. 1 Elif, Lam, Mim. 2 Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. 3 Bunlar güzel davrananlara yol gösterici ve rahmettir. 4 İşte onlar ki namaz kılarlar, zekat verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar. 5. işte onlar Rabbelerinin göstermiş olduğu doğru bir yol üzeredirler ve kurtuluşa erenlerdir açılışın elif, lam, mim'den oluşan kopuk harflerle olması ve bunların bunlar hikmetli kitabın ayetleridir olarak tanıtılması harflerle başlayan surelerdeki gibi kitabın ayetlerinin bu harflerin türünden oluştuğuna dikkat çekmek içindir. Kitabın hikmetle nitelendirilmesinin seçilmesi ise hikmet konusunun bu surede yinelenir olmasıdır. Dolayısıyla da kitabın Kur'an-ı Kerim'in yöntemine uygun atmosferi içinde ki niteliklerinden bu niteliğin seçilmesi uygun düşmektedir. Yine kitabın hikmetle nitelendirilmesi ona canlılık ve iradelilik kimliği vermektedir. Sanki o, söz ve yöneliminde hikmetlilikte nitelenen, söylediğini kasıtlı söyleyen ve hedeflediğini isteyen canlı bir varlıktır. Doğrusu o, gerçeği açısından da öyledir. O ruh, hayat ve hareket içerir. O özgün üstün kimlik sahibidir. O yabancılığı hemen aradan kaldırır onun onunla yaşayan gölgesinde canlanan ona içtenlikle özlem duyup canlı ile canlı, dostla dost arasındaki etkileşim gibi bir etkileşim duyanların algıladığı bir arkadaşlığı vardır. Bu hikmetli kitap veya ayetleri bunlar güzel davrananlara yol gösterici ve rahmettir. İşte sürekli ve özgün özelliği güzel davrananlara yol gösterici ve rahmet olması, onları uyanların sapıtmadığı yolla ileten bir rehber ve hidayetin kalbe döktüğü, kuşkudan kurtulma, gönül rahatlığı, kararlığa kavuşma ve ulaştırdığı kazanım, hayır ve kurtuluş ile namaz ve onunla, Kur'anla doğru yolu bulan kalpler. Bu kalplerle içinde yaşadıkları evrenin kanunları doğru yolda olan kalplerle bozulmamış fıtratın tanıdıkları değerler, durumları ve olayları bağlantılaması açısından da rahmettir. İyilik edenler, işte onlar ki, namaz kılarlar, zekat verirler, ahirete de kesin olarak inanırlar, namazın hikmeti, bilinç ve davranışlara etkisi, gerekleri yerine getirilerek zamanında ve eksiksizce kılınmasıyla gerçekleşir, Rabbıl kalp arasındaki o güçlü bağın oluşması ve Allah'a yakınlık duygusunun olgunlaşmasını sağlayan da aynı etken olup kalpleri namaza bağlayan tatlılık da ancak o zaman algılanmaktadır. Zekatın verilmesi, nefsin yapısal cimriliğine üstünlük kurması ve toplumsal hayat için insanların birbirlerine karşı sorumlu ve yardımlaşır olmalarına dayanan bir sistem oluşturulmasını sağlamaktadır. O sistemde zenginler ve yoksullar güven, iç rahatlığı, lüks yaşantı ve yoksulluğun dejenere etmediği kalplerin sevecenliğini bulurlar. İnsan kalbinin uyanıklığı, Allah'ın katındakini ön plana alması, toprağın çelmeleri ine üstünlük sağlaması, dünya hayatının çıkarının üstüne yükselmesi, gizli açık büyük küçük her şeyde Allah'ın kontrolünü hissetmesidir. Peygamberimize sorulduğunda Allah'a onu görür gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. Buhari bu sözlerle tanımlanan ihsan düzeyine ulaşılması ise ahirete kesin iman ile sağlanmaktadır. Kitabın yol gösterici ve rahmet olduğu kişiler işte bu iyilik edenlerdir. Çünkü onlar kalplerindeki açılım ve duyarlılık sayesinde bu kitapla birliktelikte rahatlık, gönül huzuru buluyor, yapısındaki yol göstericilik ve ışığa ulaşıyor, hikmetli hedeflerini kavrıyor, gönülleri aralarındaki pürüzleri temizleyerek onunla paralellik, uyum, yönelim birliği içinde olduklarını ve yolun aydınlık olduğunu algılıyor. Bu Kur'an kalplere İçerdikleri duyarlılık, açılım ve ondan geleni sevgi, istek ve saygı ile karşılamalarına göre bir şey vermektedir. O dost kalplere şefkat gösteren, titreyerek özlemle ona yönelen duygulara karşılık veren canlı bir varlıktır namazı kılan, zekat veren ve ahirete kesin inananlar, işte onlar Rabbeylerinin göstermiş olduğu doğru bir yol üzeredirler ve kurtuluşa erenlerdir. Kime hidayet edilmişse kuşkusuz o kurtulmuştur, artık o aydınlıkta yürümektedir, amaca ulaşacak, dünyada ve ahirette sapıklığın cezasından kurtulacaktır. Bu gezegen üzerindeki yolculuğunda içi rahattır, adımları, gezegenlerin dönmeleriyle, varlığın kanunlarıyla uyum içindedir. Dolayısıyla varlıktaki her oluşumla karşılıklı anlayış, birbirlerinden eminlik ve yakınlık duymaktadır. İnsanlardan gerçeğe karşı sağır olanlar. Bunlar kitap ve ayetleriyle doğru yolu bulan, iyilik eden, namaz kılan, zekat veren, ahirete kesin inanan, dünya ve ahirette kurtuluşa erenler. Bunlar bir grup, karşılarında da başka bir grup var. Altı insanlardan öyleleri var ki, herhangi bir bilgiye dayanmadan insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için gerçeği boş sözlerle değişirler, işte alçaltıcı azap bunlar içindir. Yedi ayetlerimiz o sapık kimseye okunduğu zaman sanki onları hiç işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklenerek sırt çevirir, işte onu can yakıcı azapla müjdele ayetteki, gerçeği boş sözlere değişirler, tanımlamasıyla kalbi eğlenceye yönelten, vakti yiyip hayır getirmeyen ve yeryüzünde hayır ve adaletle onun kalkındırılması için görevlendirilen insanın İslam'ın yapısı, sınırları ve araçlarını belirleyip yol çizdiği görevine yakışır bir ürün vermeyen, her tür söz kastedilmektedir. Nas, her zaman ve her yerde bulunan insanlardan herhangi bir örnek için geneldir, kimi rivayetlerdir. Ayetler, ayetin ilk İslam toplumunda cereyan eden belirli bir olayı tasvir ettiğine işaret etmekteler, Nadir B. Haris, Farsların malları, kahramanları ve savaşlarını içeren kitaplarını alıyor, Resulullah'dan Kur'an dinlemeye gidenlerin yoluna oturarak, onları bu masalları dinlemeye çekmeye ve onlarla Kur'an-ı Kerim'in kıssalarını dinleme ihtiyaçlarını duymamalarını sağlamaya çalışıyordu. Fakat, ayet bu özel olaydan daha kapsamlıdır. Şayet rivayet doğru ise, o da nasıl kapsamında kalır, o insanlardan her çağda var olan nitelikleri açık bir grubu tasvir etmektedir. Nitekim ilk davet dönemi olan bu ayetlerin indiği Mekke dönemi ortamında da bu tür insanlar bulunuyorlardı. İnsanlardan öyleleri var ki gerçeği boş sözlerle değişirler, onu, malı, zamanı, hayatı karşılığında satın alır. Bu yüksek ücretleri ucuz bir eğlence için öder, geri gelmez, döndürülmez sınırlı ömrünü onda tüketir. Bu geçici eğlencelikleri herhangi bir bilgiye dayanmadan insanları Allah'ın yolundan saptırmak ve onunla alay etmek için satın alır. O artık bilgi yolları kapatılmış bir cahil olup girişimlerinde bir güce dayanmamakta hikmetten yararlanmamaktadır o kötü niyetli ve kötü amaçlıdır Allah'ın yolundan saptırma arzusu içindedir hayatın tükettiği bu geçici eğlenceliklerle kendisini ve başkalarını doğru yoldan saptırmaktadır. O Allah'ın yolunu eğlence edinen ve Allah'ın hayat ve insanlar için çizdiği programı alaya alan bir edepsizdir. Burada Kur'an bu gruba, hallerinin tasvirini tamamlamadan önce düşecekleri rüsvalıkla tehdit ederek yaklaşıyor. İşte alçaltıcı azap bunlar içindir. Burada azabın küçük düşürücülükle nitelenmesi, edepsizlik ve Allah'ın yaşama düsturu ile dengeli yolunu alaya almaya, karşılık vermeye yöneliktir. Sonra bu grubun ayetlerimizi o sapık kimseye okunduğu zaman sanki onları hiç işitmemiş, sanki kulaklarında ağırlık varmış gibi büyüklenerek sırt çevirir, içinde haktan yüz çeviren, onu küçümseyerek böbürlenen kişinin görünüşünü çizen bir hareket gözlemlenen sahne, burada ona bu görüşünü aşağılamaya çağıran onun durumuna uygun düşen aşağılayıcı bir eleştiri yöneltiliyor. Sanki kulaklarında ağırlık var, sanki onu Allah Allah'ın saygın ayetlerini dinlemekten alıkoyan kulaklarındaki bu ağır işitme kusurudur, yoksa işitebilen bir insan onları işitmeyip, böyle çirkin biçimde neden onlardan yüz çevirsin, bu aşağılayıcı tanıtımı somut bir küçümseme ile tamamlıyor, onu can yakıcı azapla müjdele, burada müjdeleme alaycı müstekbirlerin davranışına uygun düşen küçümsemeden başka bir şey değildir müminlerin m ü -A -A Haktan yüz çeviren, büyüklenen kafirlerin görecekleri karşılığa ilişkin geçen konunun ilintisi dolayısıyla, surenin başında geçen, görevlerini yerine getiren müminlerin görecekleri karşılıktan söz açarak, başlangıçta kısaca değindiği kurtuluşlarının nasıl olacağına biraz açıklık getiriyor. 8. inanıp yararlı iyi işler yapanlar için nimeti bol cennetler vardır. 9. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Bu, Allah'ın gerçek vaadidir. O güçlüdür, hakimdir. Kur, anda nerede ahirette görülecek karşılık hatırlatılsa onun öncesinde imanla birlikte Salih amel hatırlatılır bu inanç sisteminin yapısı imanın gizli işlevsiz durgun soyut bir gerçek olarak kalpte varlığını sürdürmemesini gerektirir o canlı aktif hareketli bir gerçek olup neredeyse eylem hareket ve davranışla kendisini ispatlamak ve iç dünyada olanı haber veren açık olgu dünyasında etkinliklerle yapısını ortaya koymak için harekete geçinceye kadar kalpte yer edinemez oluşumunu tamamlayamaz. İnanıp salih amelle imanlarını ispatlayanlara, inanıp yararlı iyi işler yapanlar için nimeti bol cennetler vardır. Allah'ın hak vaadinin gerçekleşmesi olarak bu cennetler ve bu sonsuz yaşayış onların olacak, bu Allah'ın gerçek vaadidir. Görüldüğü gibi, yaratanın kullarına lütfü, onların eksikliklerden biri olan, ona değil kendilerine iyiliklerine karşılık olarak onlara ihsanı kendisine gerekli kılma ölçüsüne ulaşmak. Onların iyiliği yaratana değil kendilerinedir, çünkü onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, o güçlüdür, hakimdir, o vaadini gerçekleştirmeye kadirdir, o yaratma, vaad etme ve hedeflediğini gerçekleştirme konusunda yaptığına tam egemendir, Allah'ın kudretinin ve hikmetinin alameti ve surenin akışı içinde geçen meselelerin delili, kimsenin ne kendisinin ne Allah'dan başka birinin yarattığını iddia etmediği bu görkemli büyük evrendir, o görünüşü uyumlu uyumlu, sistemi duyarlı, görkemli ve büyük olduğundan, insanın benliğini yakalayıp aklına üstünlük sağlayarak insan yapısının karşısına göz alıcı biçimde dikildiğinden, insan yapısı ondan kaçamamakta veya yüz çevirememekte, eşsiz yaratıcının birliği ve açık gerçeği çiğneyerek ona başka ortaklar koşanın sapıklığını kabul etmekten başka bir şey yapamamaktadır. On Allah, gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı, sizi sarsmasın diye yere sabit dağlar yerleştirdi ve orada her çeşit canlıyı yaydı, gökten su indirip orada her güzel çifti bitirdik. 11 işte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır, ondan başkası ne yarattı, doğrusu o zalimler, açık bir sapıklık içindedirler. Gökler, bilimsel veya herhangi bir araştırma yapılmaksızın, yüksek geniş görkemli dış görünüşüyle bakış ve hisle yüz yüzedir, sözü edilen göklerden kanıt ister, ne olduğunu kesin olarak kimsenin bilmediği, gözün gördüğü bu kubbenin, insan için taşıdığı anlam değişmez, gökler bu veya diğeri olsun, onda insanların gece gündüz görebildikleri her yerde, direğe dayanmaksızın asılı duran görkemli büyük yaratıklar mevcut. Vücuttur. insanlar gezegenleri üzerinde, onlardan ne ölçüde uzak kalırlarsa kalsınlar, onların baş döndüren büyüklüklerinin gerçeği kavranılmadan sadece çıplak gözle irdelenmeleri bile tek başına insan yapısının sarsılmasına, sonu, sınırı olmayan görkemli büyüklük, bu yaratıkları bu denli uyum içinde tutan ilginç sistem, gözü bakmaya, kalbi düşünmeye cezbedip, onların da bakmak ve düşünmekten usanıp yorulmadıkları, ve duyguyu bürüyüp onun da neredeyse uzayıp giden bu uzun, düşünüşten geri dönmediği, kusursuz güzellik önünde titremesine yeterlidir. Çıplak göze irdeleme bu sonucu doğurduğuna göre, insan, bu görkemli uzayda ışık saçarak yüzen noktaların her birinin kütlelerin yerin kütlesinden kat kat büyük olduğunu anladığında durum nasıl olur? Allah gökleri gördüğünüz gibi direksiz yarattı. Anlatım insan kalbini, bu kısa deyninin çağrıştırımı dolayısıyla uzay içlerindeki bu görkemli geziden, oraya tutunması için dünyaya çeviriyor. Yalnız devasa evrenin kütlesi içinde, bir toz taneciği olma ölçüsüne ulaşamayan zerreye, küçük dünyaya değil, bir kişinin ömrünü bu küçük gezegen üzerinde sürekli bir yolculukta geçirmiş de olsa, kısa ömründe her yerini dolaşamayacağı, insanın geniş gördüğü dünyaya kalbi dünyaya, açık uyanık bir duyumla onu yeniden gözden geçirmesi ve bu ilginç dünyanın görünümlerine olan alışkanlık ve yinelenme bıkkınlığını üzerinden atması için döndürüyor. Sizi sarsmasın diye yere sabit dağlar yerleştirdi jeoloji bilginleri, dağlar, yerkürenin içinin soğuması sonucu oradaki gazların donması ve hacimlerinin eksilmesinden kaynaklanan yer kabuğu çıkıntılarıdır derler, gazların donup hacimlerinin azalmasına bağlı olarak yer kabuğu büzülerek kıvrımlanmaktadır, gazlar soğuyup orada burada hacimleri küçüldüğünde içteki büzülmelere uygun olarak kabukta girintiler çıkıntılar oluşmaktadır diyorlar, bu teorinin doğru veya yanlış olmaktadır olması fark etmez. İşte Allah'ın kitabı, dağların varlığının yerin dengesini koruduğunu, bu nedenle yerin sarsılıp sallanmadığını belirtiyor. Bilginlerin teorileri mantıki görünüyor. Gazların büzülmesi ve yer kabuğunun oradan buradan kasılması durumunda, böyle dağlar oluşması yerin dengesini koruyacak. Bir yanda dağların çıkıntı oluşturması yer kabuğunun diğer yanındaki çöküntüyü dengeleyecektir. Her durumda üstün olan Allah Allah'ın sözüdür, doğru söyleyen Allah'dır. Orada her çeşit canlıyı yaydı. Bütün varlığın ilginçliklerinden biri de budur, yeryüzünde hayatın varlığı, günümüze kadar kimsenin ne kavradığını ne de açıkladığını iddia etmediği bir sırdır, küçük basit tek hücrede özelliklerinin ortaya çıkışı döneminde de hayat sırdır, hayatın basit başlangıç döneminde durum bu ise, çeşitlenip kompleksleşen ve cinsleri, türleri, familyaları ve sınıflarının sayısı insanın bildiği sınırı aşan çokluğa ulaşan hayatın sırrının büyüklüğü ne ölçüdedir, bununla birlikte insanların çoğu, cismi, yüzlerce ilginç kimyevi değişik fabrikası, koruma ve dağıtım için yüzlerce depo gönderme ve karşılama için yüzlerce telsiz istasyonu ve sırrını her şeyi bilen ve haber alandan başkasının bilmediği yüzlerce karmaşık görev yürüten merkez içeren insana ek olarak karmaşık canlılar da bir yana bırakılarak canlı hücrelerden bir tek hücre ve duyarlı sistematik ilginç işleyişi ile karşılaştırıldığında görünüşü basit, kendisi küçük ve yetersiz olarak karşımıza çıkan insan yapısı bir aygıt önünde kendileri geçerek şaşkınlık içinde durup onunla ilgilenirken, hayatın sergilediği ilginçliklerin yanından sanki hiç ilgi çekmez önemsiz şeylerin yanından geçer gibi kapalı gözler, kör kalplerle geçip gitmektedirler. Gökten su indirip orada her güzel çifti bitirdik suyun gökten indirilmesi de, farkında olmadan yaşadığımız ilginçliklerden biridir, nehir yataklarında akan, göllere dolan, gözelerden kaynayan su, işte bunların hepsi, göklerle yerin düzeni ve aralarındaki bağlantılar, boyutlar, yapı ve biçim bağlantılı duyarlı bir sisteme göre gökten inmektedir, suyun inişinin ardından yerde bitkilerin bitmesi de, canlılık, çeşitlenme ve küçük bir otusu veya büyük bir ağaç da kendisini iğnelemek üzere küçük bir çekirdekte gizlenen kalıtımı gibi sonu gelmez ilginçlikleri içeren başka bir ilginçliktir. Bir tek otusu bitkinin bir tek çiçeğindeki renklerin dağılımının araştırılması açık kalbi, hayatın ve bu hayatın yaratıcısına imanın derinliklerine götürecektir. Kur'an'ın metni Allah'ın bitkileri çift yarattığını belirtiyor. Her güzel çifti bu bilimin araştırmayla çok yakınlarda ulaştığı bir gerçektir. Her bitkinin ya aynı çiçekte ya aynı bitkide, ayrı çiçeklerde veya aynı cinsten iki ayrı bitkide eril ve dişil hücreleri vardır. İnsan ve hayvanlarda olduğu gibi eşeysel hücrelerin döllenmesi olmadan hiçbir bitki üremez. Bu noktada eşeyselliğin güzel, saygın olarak nitelendirilmesi, onun Allah'ın yarattıklarıdır olmasına yaraşır olması, işte bunlar Allah'ın yarattıklarıdır değinişiyle ön plana çıkarması, ondan başkası ne yarattı, biçiminde onunla karşıdakilere ve tutarsız iddialarına meydan okuması ve bu meydan okumanın en uygun zamanda doğrusu o zalimler Açık bir sapıklık içindedirler, ayıplaması anlatıma büyük bir güç kazandırmaktadır. Bu güçlü vurgunun yapıldığı noktaya gelindiğinde, suredeki ilk gezi bu derin etki bırakan sonla bitiyor. Bundan sonra ikinci gezi başlıyor. Onu hikaye ve dolaysız yönlendirme üslubuyla sunuyor. Yalnız Allah'a şükretme ve onun ortaktan beri görülmesi meselesi ile ahiret, amel ve amelin karşılığı meselelerini öykü diliyle işliyor. 12 And olsun ki biz Lokman'a hikmet verdik Allah'a şükret dedik kim şükrederse kendisi için şükreder kim nankörlük ederse bilsin ki Allah zengindir övülmeye layık olandır. 13 Lokman oğluna öğüt vererek ey oğulcuğum Allah'a ortak koşma çünkü ortak koşmak büyük bir zulümdür. Kur'an'ın tevhid ve ahiret meselelerini diliyle sunmak için seçtiği Lokman'ın kimliğine ilişkin bilgiler çeşitlidir kimileri onun peygamber, kimileri ise salih bir kul olduğunu söylemiş olup, çoğunluk ikinci görüşü benimsemiştir, onun İsrailoğullarının yargıçlarından olduğu söylendiği gibi, Habeşistanlı veya Sudanlı bir köle olduğu da söylenmiştir, Lokman söylenenlerin hangisi olursa olsun, Kur'an ona içeriği Allah'a şükür olan hikmeti verdiğini belirtiyor. Andolsun ki, biz Lokman'a hikmet verdik, Allah'a şükret dedik, bu, sözü ve kıssası sunulan bu seçilmiş hikmet sahibi kişi örnek alınmak suretiyle dolaylı olarak Allah'a şükre Kur'an'ı bir yönlendirmedir. Bu dolaylı yönlendirmenin yanında başka bir yönlendirme yer alıyor, Allah'a şükür, şükredenin biriktirdiği erzak olup, ona yarar sağlamaktadır, Allah'ın ona ihtiyacı yoktur, yaratıklardan hiçbiri onu yüceltmese de o kendi de özü gereği yücedir. Kim şükrederse kendisi için şükreder, kim nankörlük ederse bilsin ki Allah zengindir, övülmeye layık olandır, öyle ise, ahmağın ahmağı, hikmetin gereğini yerine getirmeyen ve kendisi için böyle bir erzak biriktirmeyendir, sonra hikmet sahibi Lokman'dan oğluna öğüt görünümünde tevhid meselesi geliyor. Lokman oğluna öğüt vererek "Ey oğulcuğum, Allah'a ortak koşma çünkü ortak koşmak büyük bir zulümdür." kuşkusuz bu içtenlikle verilen bir öğüttür çünkü baba çocuğuna iyilikten başka bir şey dilemez ve baba çocuğuna karşı ancak yol gösterir bir tavırda olabilir işte hikmet sahibi Lokman çocuğuna Allah'a ortak koşmamasını söylüyor ve sözünü Allah'a ortak koşmanın büyük zulüm olduğu ile nedenlendiriyor metinde Allah'a ortak koşmanın büyük bir zulüm olduğu gerçeği iki kere vurgulanıyor biri Allah'a ortak koşmayı yasaklayan emrin öne alınıp dayandığı nedenin ondan ayrılması, diğeri Allah'a ortak koşmanın zulüm olduğunun in ve lam edatlarıyla pekiştirilmesi, işte Muhammed'in kavmine sunup onların ne olduğu konusunda onunla çekişmeye girdikleri, onun onu sunmasının ardındaki amacı konusunda serzenişte bulundukları ve sunuşun arkasında egemenliğin onlardan alınıp onlara üstünlük kurma amacının olacağından korktukları gerçek budur. Hikmet sahibi Lokman'ın oğluna açıklayıp emrettiği ve her türlü art niyetten uzak, içtenliğinden kuşku duyulmaz, babanın oğluna öğüdü olan söz nedir? Dikkat edilsin o, Allah'ın insanlardan hikmet verdiklerinin tümünün diliyle akıp gelen, salt hayırdan başka bir şey gözetilmeyen ezeli gerçektir, ayette gözetilen psikolojik etkenler bunlardır. Aile ve inanç ilişkisi. Babanın oğluna öğüdünün iniltisi dolayısıyla ayet zarif bir anlatım içinde ana baba ve çocuklar arasındaki ilişkiyi gündeme getiriyor ve bu ilişkiyi ince duygu dolu ilham verici bir görünümle sunuyor. Bununla birlikte inanç bağı bu güçlü bağdan önceliklidir. 14- Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir, anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır, onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur, bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur, dönüş Allah'adır. 15 Eğer onlar seni körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Dünya işlerinde onlarla iyi geçin. Allah'a yönelen kimsenin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz bana'dır. O zaman size yaptıklarınızı haber vereceğim çocuğa ana babasına ilişkin tavsiyeler Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin salat ve selam üzerine olsun öğütlerinde yinelenmektedir. Ana babaya çocuklarına ilişkin tavsiyeler ise pek az görülür. Onun da çoğunluğu özel şartlarda, özel bir durum olan çocukların diri diri toprağa gömülmesi olayına ilişkindir. Bunun nedeni salt insan yapısının çocuğun korunup kollanmasını üstlenmiş olmasıdır. Fıtrat insan varlığının Allah'ın dilediği yönde sürekliliğinin sağlanması için doğmakta olan kuşağı gözetip koruyacak biçimde kurulmuştur. Ana-baba çocuklarına cisimleri, psikolojik varlıkları, ömürleri ve sahip oldukları tüm değerli varlıklarını usanç belirtisi ve serzeniş göstermeksizin cömertçe verirler, verdiklerinin bilincine bile varmazlar, dahası sanki alan onlarmış gibi sevinç, coşku, gayretle verirler, fıtrat, ana babanın çocuklar konusunda uyarılmaları işinde tek başına yeterlidir. Çocuk ise o ömrü, ruhu ve psikolojik güçlerini gelecek hayata hazırlanan kuşak için kurban verdikten sonra artık dünyaya sırtını dönmüş olarak hayatın sonlarını yaşayan kuşakla ilgilenmesi için yinelenen uyarılara ihtiyaç duyar. Çocuk tüm ömrünü adamış da olsa, ana babasının ortaya koydukları özverinin bir kısmını bile karşılayacak olanaktan yoksundur, işte durumu ortaya koyan tasvir, anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır, onun sütten kesilmesi de iki yıl içinde olur, büyük özverinin ana çatısını çiziyor, durumun doğasının gereği anne yükün büyük payını yüklenmekte ve onu, daha toleranslı, daha şefkatli ve daha derin ve etkin duygusallık içinde yerine getirmektedir. Hafız Ebu Bekre Bezzar Müsnedinde taşıma zinciri de vererek babası kanalıyla bu reyitten şu hadisi vermiş, bir kişi, tavafta annesini kucağına alarak ona tavaf ettiriyordu. Peygamberimize salat ve selam üzerine olsun, hakkını ödedim mi diye sordu. Peygamberimiz salat ve selam üzerine olsun. Hayır, tek bir nefes verimindekini bile değil dedi. İşte böyle bir nefes verimindekini bile değil. Hamileliği veya doğum anındaki, zira o onu güçsüzlükler içinde taşırdı. Bu duygulandırıcı sahne aracılığıyla ilk nimet verene, ardından da ikinci nimet veren ana babaya şükrana yönlendirerek görevleri sisteme koyuyor. Buna göre önce Allah'a şükür geliyor, onu ana babaya teşekkür izliyor. Bana ve ana babana şükret diye tavsiyede bulunmuşuzdur. Bu gerçeği edilmiş şükrün yarar sağlayacağı ahiret gerçeği ile bağlıyor. Dönüş Allah'adır. Fakat, tüm bu duygululuk ve yüceliğine rağmen çocukla ana baba arasındaki bağ, inanç bağından sonra gelir, işte insanın ana babası ile olan ilişkisine ilişkin buyruğun geri kalan bölümü, eğer onlar seni körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme, işte bu noktaya ulaşıldığında itaat etme görevi düşüyor, inanç bağı tüm bağların üstüne çıkıyor, ana baba, Allah'a ortak koşma, uluhiyetini inkar etme onu yoldan çıkarmak için, ikna yolu ile olsun, fiili üstünlük kurma ile olsun, ne ölçüde çaba ve gayret gösterirlerse göstersinler, o sözüne uyulmada öncelikli hak sahibince onların sözüne uymamakla emrolunmuştur. Fakat inançta ters düşme ve buyruk inançla çeliştiği durumda buyruğa uymama emri ana babanın onlara iyi muamelede bulunma ve güzel birliktelik konusundaki hakkını düşürmez. Dünya işlerinde onlarla iyi geçin, o yeryüzünde kısa bir yolculuk olup Temel gerçeği etkilemez Allah'a yönelen kimsenin yoluna uy sonunda dönüşünüz banadır sınırlı dünya yolculuğunun ardından o zaman size yaptıklarınızı haber vereceğim herkese şükür nankörlük şirk tevhid türünden yaptığının karşılığı verilecektir orada 20. cüzde, Ankebut suresini açıklarken belirttiğimiz gibi, bu Ankebut ve Ahkaftaki benzer ayetlerin Saad B, Ebi Vakkas ve annesi hakkında indiği rivayet edilmiştir. Saad B, maliye ilişkin indikleri de söylenmiş olup, bu yöndeki haberi taberani taşıma zinciriyle birlikte, Kitab el-İşra'da Davud B, Ebi Hinde duyurarak vermiştir. Ayetlerin Saad B, Ebi Vakkas hakkında indiği biçimdeki bilgiyi Müslim'den öğreniyoruz tercih edilen de bu hadistir. Ayetlerin delaleti ise tüm benzer durumları kapsar. Aynı zamanda görev ve yükümlülükleri sistemleştirdiği gibi bağlılıkları da sistemleştirir. İşte onların ayetlerin delaletleri gereği Allah'la olan bağlantıdır, öncelikli olan bağlantı ve Allah'ın hakkına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesidir öncelikli görev. Kur'an-ı Kerim bu kuralı bildirmekte müminin vicdanında kuşku ve kapalılığa yer bırakmayan açık ve kesin biçimde yer etmesi için bir ilinti dolayısıyla onu çeşitli görünümler içinde gözler önüne getirerek vurgulamaktadır. Lokman'ın oğluna nasihatinin akışı içinde yer alan bu uzunca konu değiştiriminin ardından ahiret ve orada yaşanacak liyarlı yargılanım ve adil karşılık görme meselelerini işleyen öğütteki ikinci bölüm geliyor. Fakat bu gerçek soyut bir anlatımla değil, insanın vicdanını titreten etkin bir görünüm içinde, geniş evrensel sahnede sunuluyor. Evrensel sahnedeki o görünümü izleyen insan adım adım Allah'ın ürperti veren duy karlı ve kapsamlı bilgisinin farkına varıyor. 16 Lokman Oğulcuğum yaptığın iyi veya kötü iş bir hardal tanesi ağırlığınca olsa ve bu bir kayanın içinde, göklerde veya yerde bulunsa yine de Allah onu karşına getirir. Doğrusu Allah latiftir, haberdardır. 17 oğulcuğum namazı kıl iyiliği emret kötülükten vazgeçmeye çalış ve başına gelene sabret çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir Allah'ın bilgisinin duyarlılığı ve kapsamı, kudreti ve ahiretteki yargılamanın duyarlılığı ile oradaki değerlendirimin adilliğinin soyut olarak tanımlanması, bu somut tanımlamanın ulaştığı etkinliğe ulaşamamaktadır. Kur'an'ın derin vurgulu, görevini yumuşakça yerine getiren erişilmez yönteminin üstünlüğü işte budur. Bir hardal tanesi, küçük, önemsiz ve ne ağırlığı var ne de değeri, bir kayanın içinde, sert bir yığın içinde, ne ne görünür ne ulaşılır, göklerde, büyük yıldızların, yüzen bir nokta veya şaşkın bir zerre olarak göründükleri, şu geniş ürperti veren yapıda veya taşı toprağı arasında kaybolmuş görünmez durumda veya yerde bulunsa, yine de Allah onu karşına getirir, bilgisi ona ulaşır, kudreti onu başıboş bırakmaz, doğrusu Allah latiftir, haberdardır. İnceliklere ulaşan konuyu dolaylı olarak veren, sahneye uygun bir değerlendirme. İnsan hayali, Allah'ın bilgisinin rahatça izlediği bu hardal tanesini o geniş derin gizlenme yerlerinde, kalbi huşu içinde erişilmezlerin gizliliklerini haber alan Latif Allah'a dönünceye kadar kavuşturmayı sürdürüyor. Sonuçta bu inanç yöntemi sayesinde Kur'an'ın kalbe yerleşmesini istediği gerçek yerine yerleşiyor. Konu Lokman'ın oğluna öğüt verirken söylediklerinin aktarımında ilerlerken, bir de bakıyoruz ortaksız Allah'a iman yaşanacağı konusunda aklın kuşku duymadığı ahirete kesin inanç ve hardal tanesi ağırlığında da olsa hiçbir şeyi gözden kaçırılmadan hesaplanıp verilecek ahiretteki karşılığın adilliğine güvenin insanın iç dünyasında yer etmesinin ardından, ara ara inancın gerektirdiği adımları da atmaktadır, bir sonraki adım ise, namazla Allah'a yönelme, Allah'a çağırmak için insanlara yönelme ve davetin geçireceği, karşılaşılması kaçınılmaz olan sorumluluk ve zorluklara sabırdır. Oğulcuğum namazı kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçmeye çalış ve başına gelene sabret çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir. Akide'nin çizilmiş yolu işte budur. Allah'ın bir bilinmesi, gözetiminin hissedilmesi, onun katındakinin istenmesi, adaletine güvenme, cezasından korkma ve ardından insanları davete, durumlarının düzeltilmesine ve iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya geçiş tüm bunlardan önce kötülükle savaş için özgün azıkla azıklanma Allah'a kulluk ve namazla ona yönelme azığıyla ardından nefislerin eğilip bükülmesi kaypaklığı kalplerin yoldan çıkışı ve yüz çevirmesi ellerin dillerin kötülükle uzanması ve gerektiğinde mal ve canla denenme türünden Allah'a çağıranın karşılaşacağı durumlara karşı direnme çünkü bunlar yapılması gereken işlerdir ayette yer alan AZM el umur yapılması kararlaştırıldıktan sonra kendileri konusunda tereddüde götürecek yolların kapatıldığı işler anlamındadır. Bu noktada Lokman Kur'an'ın verdiği vasiyetinde Allah'a davet edenin edebine geçiyor. Hayra çağırma, insanlara üstünlük taslamayı ve hayra yönlendirme adına onlara tepeden bakmayı geçerli kılmaz. Hayra çağırmada durum bu olunca, hayra çağırmadan onlara üstünlük taslama, tepeden bakma doğal olarak daha çirkin olacaktır. 18 insanları küçümseyip yüz çevirme yeryüzünde böbürlenerek yürüme Allah kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez. 19 yürüyüşünde tabi ol ölçülü hareket et sesini de kıs çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Ayetin orijinalindeki sözcüğü, el sağır, develere isabet edip boyunlarını bir yana eğrilten bir hastalık, Kur'an yöntemi, şarka benzeyen büyüklenme, sapıklık ve böbürlenerek dudak bükme davranışından kaçındırmak için bu deyimi kullanıyor. Kur'an'ın marahan deyimi ile dile getirdiği yürüme biçimi başkalarına önem vermeden kasıla kasıla böbürlenerek yürümedir. O Allah ve insanlarca kötü görülen bir davranıştır. Esasen hasta psikolojinin dışa yansıması olup böbürlenerek yürüme biçiminde kendini gösterir. Allah kendini beğenmiş övünen kimseyi sevmez. Böbürlenerek yürümenin yasaklanması ile birlikte, aşırı tavırlardan arındırılmış doğal yürüyüşün açıklanması da geliyor, yürüyüşünde tabi ol, burada, doğru olla aşırılık göstermeme ve böbürlenme, sağa sola ağız ayırma ve sallanmayla enerji kaybına yol açmama kastedilmektedir, yürüyüşe doğru olmak da aynı anlama gelir, çünkü bir hedefe yönelen doğal yürüyüş, oyalanma, böbürlenme içermez, rahat tavırlarla sadece doğru doğrultusunda ilerler. Alçak sesle konuşma, terbiye, kendine güven, sözün doğruluğu ve gücü konusunda iç rahatlığını yansıtır, terbiyesiz veya sözü ve kendi değerinden kuşkuda olandan başkası kabalık etmez, bağırıp çağırmaz, evet, sadece onlar hiddet, kabalık ve bağırtı ile bu kuşkularını gizlemeye çalışırlar. Kur'an yöntemi anlatımı şu ifade ile sürdürerek bu davranışın çirkinliğini vurgulamaktadır. Çünkü seslerin en çirkini eşeklerin sesidir. Görüldüğü gibi tiksindiricilik ve çirkinlikle birlikte insanı alaya almaya çağıran gülünç bir sahne çiziyor. Ayetteki düşünceyi uyandıran ifade aracılığıyla kafasında bu gülünç sahneyi canlandırabilen duygu sahibi birinin sonra kalkıp bu eşeklerin sesine özenmesi düşünülemez. İkinci gezi, birinci meseleyi sunuştaki bu çeşitlenme ve yöntemdeki yenilenmeyle işledikten sonra işte böyle sona eriyor. Üçüncü gezi, yeni bir tertiple başlıyor, insanların, çıkarları, hayatları, geçimlilikleri, Allah'ın onlara verip onlardan yararlandıkları halde, nimetlendirici yücelik bahşeden ve bağışlayıcı Allah konusunda çekişmeye girmekten sıkılmadıkları gizli açık nimetleriyle bağlantılı olarak evrensel kanıtın sunuşu ile başlıyor, ardından birinci ve ikinci gezilerde çözümlediği birinci meselenin pekiştirilmesi yönünde bu yeni tertiple tertip çerçevesinde ilerliyor. 20 Allah göklerde ve yerde bulunanları emrinize açık ve gizli olarak nimetlerini bol bol verdiğini görmediniz mi? Yine de insanlardan bazıları ne bilgisi ne yol göstereni ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır. 21 Onlara Allah'ın indirdiğine uyun dense hayır biz babalarımızın üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler şeytan babalarınızı alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı Kur anda çeşitli yöntemlerle yinelenen bu tablo her karesinde yeni olarak görünür çünkü bu evren kalbin ona her bakışı ve sırları ile tükenmez ilginçliklerini her düşünüşünde algıda sürekli yinelenmektedir. İnsan sınırlı ömründe o ilginçlikleri araştırıp tüketemez. O her bakışta yeni bir renk, yeni bir vurgu ile görünür. Sözün akışı tabloyu burada yeryüzündeki insanın ihtiyaçları ile bu evrenin yapısı arasındaki uyumluluk açısından sunuyor. Bu uyumluluğun ne kendiliğinden ne de rastlantı sonucu olmasının imkansızlığı ve bu görkemli evrenin yapısı ile bu küçük gezegen üzerindeki insanın ihtiyaçlarını uyumlu kılan planlayıcı iradeye teslimden kaçış olmadığı, dolayısıyla muhatabı söz edemez kılan bir kanıt oluşturduğuna parmak basılıyor. Dünya tümüyle evren çatısında küçük bir noktacık oluşturmaya bile yetersiz insansa bu dünya içinde boyutları ve içerdiği güçler canlı cansız yaratıkları oranı hacmi ağırlığı maddi gücü açısından çevresindekilerin yanında kale alınmaz zayıf küçük bir yaratıktır fakat Allah'ın insana ihsanı ondaki ruhundan koyduğu soluğu ve onu yaratıkların çoğundan saygın kılması işte sadece bu ihsanlar evrenin düzeninde bu yaratığın bir ağırlığı olması, değerlendirmeye alınması ve Allah'ın ona bu evrenin güçleri, enerjileri, potansiyelleri ve hayırlarından birçoğunu kullanabileceği güçleri uyarlamasını gerektirmiştir. Ayette Allah'ın yer ve göktekileri insanın hizmetine sunmasından daha genel içerikli olan açık gizli nimetlerinin sayımında değinilen hizmete verme işte budur. İşin Allah'ın ihsanına dayandığı apaçık ortadadır. Baştan insanın var olması Allah'ın bir nimet ve bağışıdır. Onu güçler, yetenekler, bağışlarla donatması Allah'dan nimet ve bağıştır. Peygamberlerini göndermesi, kitaplarını indirmesi en büyük bağış ve en üstün nimettir. Tüm bunlardan önce onun Allah'ın ruhu ile bağlantılanması Allah'tan bir nimet ve bağıştır. Alıp verdiği her nefesi ve her kalp atışı, gözünün aldığı her sahne, kulağının duyduğu her ses İçinde gezinen her hatıra, aklının işlediği her düşünce bunların hepsi insanın Allah'ın bağışı olmadan ulaşamayacağı birer nimettirler. Gerçekten Allah göklerde olanları, insan denen bu canlının hizmetine sunmuştur, işte, güneşin ayın ışığı, yıldızların yol göstericiliği, yağmur, hava ve onda gezinen kuşlardan yararlanmayı onun erişebileceği çerçeveye koymuştur, yerde bulunan varlıkları da onun hizmetine vermiştir, yerdeki durum daha açık, gözlemlenmesi ve kontrolü daha kolaydır, onu bu geniş mülkte temsilci ve yerin içerdiği hazineleri elde ederek, edebilir kılmıştır, o hazinelerin kimi gizli, kimi açıktır, kimini insan biliyor, kimini etkilerinin dışında özünü kavrayamıyor, anlamadan yararlandığı güçlerin sırları gibi onlardan kimini de hiç bilmiyor, kuşkusuz insan gece ve gündüzün her anında Allah'ın ne ölçüde kavranılmaz türleri sayılıp bitirilemez nimeti ile kuşatılmış durumdadır. Tüm bunlara karşın insanların bir kısmı ne şükrediyor ne Allah'ı anıyor, ne çevre indeki olayları düşünüyor ve ne de karşılıksız iyilikte bulunan nimet verene kesin inanıyorlar. Yine de insanlardan bazıları ne bilgisi, ne yol göstereni, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır. Evrenin yapısının oluşturduğu bu kanıtın söz götürmezliği ve mükemmel nimet karşısında bu çekişme, garip çirkin Allah'ın varlığını inkar ise insan fıtratının nefretini çeken, vicdanı titreten bir iğrençlik olarak beliriyor. Allah'ın hakikati ve bu hakikatin yaratıklarla ilişkisi konusunda çekişmeye girişen grup da çevresindeki tüm varlığın çağrısına uymayan, bu ölçüsüz nimeti veren konusunda çekişmeye gir sıkılmayan nankör ve fıtratı bozulmuş olarak beliriyor. Bu çekişmede bilgiye dayanmamaları, yardımı ile yol bulacakları bir rehberden yoksun olmaları ve kendilerine meseleyi aydınlatacak ve kanıt sunacak bir kitaba dayanmamaları da tutumlarının olumsuzluğunu artırıyor. Onlara, Allah'ın indirdiğine uyun, dense, hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler, işte tek dayanakları ve tuhaf kanıtları bu, ne düşünceye ne de bilgiye dayanmayan donmuş taşlaşmış taklit, İslam'ın onları kurtarmak ve düşünce için akıllarını özgür bırakmak istediği fakat buna karşılık taklit, Kur'an onların düşünce yapılarına uyanıklık, hareketlilik ve ışık şırınga ediyor, onlarsa geçmişin sapıklık zincirinden boşanmayı kötümseyerek zincirlere sımsıkı yapışıyorlar. İslam iç dünyada özgürlük, bilinçte hareket, ışığa açılma ve taklit donukluk zincirinden arınmış hayat için yeni bir programdır. Buna karşın bu grup onu kötümsüyor, ruhları onun hidayetinden alıkoyuyor, bilgi, yol gösterici, aydınlatıcı kitaba dayanmadan Allah konusunda çekişmeye giriyor. Bu noktada Kur'an onları alaya almakta ve dolaylı olarak bu güvensiz tutumun nereye varacağına işaret etmektedir. Şeytan babalarınızı alevli ateşin azabına çağırmış olsa da mı bu tutum alevli azaba götürmek için şeytanın önerdiğinden başka şey değildir. Onlar kendilerini bu sonuca götürecek olsa da aynı tutumu sürdürmeye kararlı mıdırlar? Psikolojiyi derinden etkileyen bu eşsiz evrensel kanıtın ardından uyarıcı ve etkin bir dokunuş. Bilgiye dayanmayan, yolunu bir rehber aracılığı ile bulmayan ve aydınlatıcı bir kitaptan yararlanmayan, buna karşılık kusur aramaya dayanan çekişmenin ilintisi dolayısıyla evrensel kanıt ve eksiksiz nimet karşısında gereken tutuma işaret ediyor. 22 Kim güzel davranarak kendini Allah'a teslim ederse, o en sağlam kulba yapışmıştır. Sonunda bütün işler Allah'a döner sözü edilen iyi amel ve davranış içinde Allah'a mutlak teslimiyettir. Tam anlamı ile teslimiyet Allah'ın kaderinin hak olduğu konusunda iç rahatlığı içinde olma, Allah'ın rahmetine güven duyarak, gözetileceği inancıyla sevinerek, sevinç ve esenlik veren gönül hoşluğuyla Allah'ın buyrukları ve direktiflerine esnemeksizin icabet bu tutumların hepsi kişinin yüzünü Allah'a teslim ettiğini belirtir. Yüz ise insanın en saygı organıdır. Kim güzel davranarak kendini Allah'a teslim ederse o en sağlam kulba yapışmıştır. Sevinçli veya sıkıntılı durumlarda tutunan, yüzüstü bırakmayan, fırtınalar, dalgalar arasında karanlık gecede zorlu korkulu yolda tutunanın yolunu kaybetmediği, kopmayan, güçsüzleşmeyen kul o sağlam kulp, Allah'a teslim olmuş müminlerle Rabb'leri arasındaki kararlı sağlam sarsılmaz bağlantı olup Allah'ın takdiri ile gelen karşısında yaşanan iç rahatlığıdır. O iç rahatlığı ki, olayları göğüslemede nefsin dizginliğini ve kararlılığını korur, sevinç anında şımarmayıp sevinci hazmetmesini, sıkıntı anında küçülmemesini, beklenmedik anlarda ve iman yolundaki zorluklarla oraya buraya serpilmiş engeller karşı. Aşısında sarsılmamasını sağlar. Kuşkusuz yolculuk uzun, meşakkatli ve tehlikelerle doludur, onda varlıklılığın tehlikesi, yoksulluk ve sıkıntıya düşmenin tehlikesinden daha az, sevinçliliğin tehlikesi de sıkıntılılığın tehlikesinden daha önemsiz değildir, güçsüzleşmez dayanak ve kopmaz kulba olan ihtiyaç sürekli ve önemli bir ihtiyaçtır, güçlü kulp, İslam'ın Allah'a bağlayan kulba olup ona ihsan ve teslimiyetle tutunulur, sonunda bütün işler Allah'a Allah'a döner, dönüş ve varış onadır. Dolayısıyla doğru olan, insanın başlangıçtan itibaren özünü Allah'a teslim etmesi, güven, hidayet, ışık içeren, ona giden bir yol tutmasıdır. 23. Kim de inkar ederse onun inkarı seni üzmesin, onların dönüşü bizedir, o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz, Allah kalplerde olanı şüphesiz bilir. 24 onlara biraz geçim sağlar sonra ağır bir azaba sürükleriz Özünü Allah'a teslim edip iyilik işleyenin akibeti onan körlük eden ve hayatın zevklerinin aldattığının akibeti de bu onun dünyada ulaşabileceği son nokta Resulullah ve müminlerin gözünde önemsizlik sınırını aşmayacaktır kim de inkar ederse onun inkarı seni üzmesin, onun durumunun senin üzülmeni, gamlanmanı gerektirecek kadar önemi yoktur, diğer konularda da onun ulaşabileceği durumunu önemsizleştirmenin ötesine geçmez, o ettiğiyle yakalanmış, Allah'ın kabzası içindedir, kurtulası değildir, Allah onun ettiğini ve göğsünde gizlediği niyetlerini bilmektedir, onların dönüşü bizedir, o zaman yaptıklarını kendilerine haber veririz, Allah kalp lerde olanı şüphesiz bilir, onlara biraz geçim sağlar, ardından gelen cezalandırma korkunçtur, o, cezaya itilmiş, korunacak güçten de yoksundur, sonra ağır bir azaba sürükleriz, azabın kabalıkla nitelenmesi onu devleştiriyor, zorla sürme deyimi de, kafirin savunamazlık veya mazeret gösteremezlik içinde karşılaşmaya çalıştığı korkunç azabın etkinliğini ortaya koymaktadır. Bu duruma düşen nerede, özünü Allah'a teslim edip en sağlam kulba tutunan ve sonunda iç rahatlığı, dingin psikolojik içinde Rabbin'e varacak olan nerede? M U Ş R İ, -i K L E R E yine sor. Ardından onları varlıkla karşı karşıya geldiğinde varlık ve aynı ölçüde varlığın fıtratında saklı gerçeği itiraftan kaçış bulamayan yapılarının mantığı önünde durduruyor. Fakat onlar fıtratının gösterdiği yoldan sapıyor, onun dengeli, sağlam mantığını görmezlikten geliyorlar. 25 and olsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı, diye sorsan, Allah, derler, hamd Allah'a mahsustur, hayır onların çoğu bilmiyor. 26 göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır, şüphesiz Allah müstanidir, övülmeye layık olandır insan yapısına danışır, vicdanını dinlerse, bu konuşan açık gerçeği inkar edemez, işte gökler ve yer, konumları, hacimleri, hareketleri, boyutları, özellikleri ve nitelikleri kurulmuş olarak varlıklarını sürdürüyorlar, öyle bir kurgu ki, onda düzen görüldüğü gibi amaç da görülmektedir, onlar bu durumlarından önce, kimsenin yarattığını iddia etmediği ve kimsenin de Allah'ın dışında başka bir yaratıcının onların yaratılmasını, Ortaklık ettiğini iddia etmediği yaratıklar olup kendi kendilerine var olmaları da mümkün değildir. Yine düzenleme ve düzenleyici olmadan düzene girmesi ve varlığını sürdürmesi de mümkün değildir. Onların kendi kendilerine veya başıboş ya da rastlantı sonucu var oldukları görüşü ise insan fıtratının kökünden inkar ettiğinin yanında bir de üzerinde konuşmaya değer değildir. Allah'ı bir tanıma inancı karşısında Allah'ın ortak koşma inancıyla dikilenler ve Resulullah'ın çağrısına sert çekişmeyle karşılık verenler, göklerin, yerin varlığı ve salt bakmaktan öte bir şey gerektirmeyen varlıklarını sürdürmelerinde temsil edilen varlığın oluşturduğu kanıtla karşı karşıya geldiğinde fıtratlarının mantığını alt etmeye güç yetirememektedirler. Diğer yandan sorulduğunda ikilemiyor, cevapları Allah oluyordu, bunun için Allah, Resulünü onları Allah'ı övme konusundaki kusurları ile ayıplamaya yöneltiyor, hamd Allah'a mahsustur de, fıtratta hakkın belirgin oluşundan ötürü, hamd Allah'a mahsustur, varlığın oluşturduğu kanıt önünde kaçınılamayan itiraftan ötürü, hamd Allah'a özgüdür, her ne göz önüne alınırsa, hamdın Allah'a özgü olduğu, görülür, sonra tartışma nokta alanıyor. Başka bir kusurlarına parmak basarak kusurları belirtmeyi sürdürüyor. Hayır onların çoğu bilmiyor. Bilmedikleri için Allah konusunda çekişmeye giriyor. Fıtratın mantığını ve bu varlığın Ulu Yaratıcısına delaletini görmezlikten geliyorlar. Onların fıtratlarının göklerin ve yerin yaratıcısının Allah olduğunu itiraflarının ilintisi dolayısıyla, göklerde ve yerde insanın yararına sunulan, sunulmayan her şeyin mutlak anlamda sahibinin Allah olduğu belirtiliyor. Buna rağmen onun yerde ve göklerde olanlara ihtiyacı olmayıp insanlar ona övgü ile yönelmeseler de o kendi varlığının mahiyeti açısından övülmüştür. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Şüphesi Allah müstani'dir, övülmeye layık olandır. Gezi, bu noktada Allah'ın tükenmez zenginliği, sınırsız bilgisi, sürekli yenilenen yaratma gücü ve dilediğinin ne olabileceği konusunda sınır düşünülmez kayıtsız dilemesine işaret eden evrensel bir sahne ile sona eriyor. 27 Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa denizlerde mürekkep olsa ve 7 deniz daha eklense yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez doğrusu Allah güçlüdür hakimdir. 28 Ey insanlar sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir kişinin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir şüphesiz Allah işitendir görendir. Bu Allah'ın sınırsız dilemesinin tekrarlanması anlamını insanların tasavvurlarına yaklaştırmak için onların bilgileri ve sınırlı gözlemlerinden çıkarılmış bir tablodur. Çünkü neredeyse onların beşeri tasavvurları bu somutlaştırma ve örnekleme olmaksızın Allah'ın sınırsız dilemesinin anlamını kavrayamayacak durumdadır. İnsanlar bilgilerini, yazma, sözlerini not etme ve emirlerini imzalama işini, ağaçlardan edindikleri kalemlerle gerçekleştirirler, yazma işinde mürekkep de kullanırlar ki, kullandıkları mürekkep bir hokka dolusu veya bir şişe dolusunu geçmez, burada insanlar için canlandırılan örnekte ise yeryüzündeki tüm ağaçlar kaleme, denizler mürekkebe dönüşüyor, dahası denizler yedi kat artırılıyor ve yazıcılar oturup Allah Allah'ın yenilenir bilgisine delalet eden ve dilemesine açıklık getiren kelimelerini yazmaya koyuluyorlar. Peki sonuç ne oluyor? Kalemler, mürekkepler, ağaçlar ve denizler tükenirken Allah'ın kelimeleri tükenmiyor, onların sonu gelmiyor. Durum sınırlı ile sınırsızın karşı karşıya gelmesi durumudur. Ne ölçüde çok olursa olsun sınırlı tükenecek, sınırsız bir şey eksilmeden sınırsız olarak kalacaktır. Allah'ın kelimeleri, bilgisi sınırsız, iradesi engellenmez ve dilemesi kayıtsız olarak yerine gelir olmasının mantıksal gereği olarak tükenmezdirler. Verilen örneğin sağladığı değerlendirme sonucu, ağaçlar denizler ortadan kalkıyor, canlılar cansızlar bir köşeye çekiliyor, biçimler durumları gözden kayboluyor ve insan güçlü, düzenleyen, yön veren, yaptığına tam egemen, değişik dönüşüm göstermeyen, gözden uzak olmayan ebedi yaratıcının gücü ve yüceliği önünde baş eğerek duruyor, doğrusu Allah güçlüdür, hakimdir. Bu baş eğmiş görünüm önünde, bu görünümden, yaratma ve ölümden sonra dirilmenin kolaylığına ilişkin bir kanıt edinerek gezideki son vurguyu indiriyor. Ey insanlar, sizin yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz tek bir kişinin yaratılması ve tekrar diriltilmesi gibidir. Şüphesiz Allah, işitendir, görendir, dilemenin salt yaratılacak nesneye yönelimi ile yaratmayı gerçekleştiren irade açısından bir veya birden fazla nesnenin yaratılması aynıdır, o ferdin yaratılmasında sınırlı bir emek harcamadığı gibi, her ferdin yaratılmasında emek yinelemez de, ona göre bir tek kişinin yaratılması ile milyonların yaratılması ve bir ferdin diriltilmesi ile milyonların diriltilmesi birdir, yaratma işi bir, kelime, dilemedir, sadece, bir şey dilediği zaman onun buyruğu sadece o şey ol, demektir, hemen olur, Yasin Suresi 82. Yaratma ve ölümden sonra dirilme işinde bilgi ve güç birlikte rol aldıkları gibi, onların ötesinde duyarlı programlama ve kontrol da söz konusudur. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Burada önceki üç gezinin işlediği meseleyi işleyen sonuncu gezi başlıyor. Gezi hemen, Allah'ın, hak, onun dışında yalvarılanların, batıl, olduğu, kulluğun yalnız Allah'a özgü kılınması gerektiği ve babanın oğul, oğlun babadan bir şey savamayacağı ahiret günü meselesini gündeme alıyor, onlara çeşitli etkenler ekleyerek geniş evrensel alanda sunuyor. 29 Görmedin mi Allah geceyi gündüzün içine gündüzü gecenin içine sokuyor güneş ve ayı emrine boyun eğdirmiştir Her biri belirli bir süreye kadar hareket eder Allah yaptıklarınızdan haberdardır 30 Bu Allah'ın hak olmasından ve ondan başka taptıklarının batıl olmasındandır Doğrusu Allah yücedir büyüktür Böyledir çünkü Allah haktır ondan başka yalvardıkları batıldır gerçekten yüce ve büyük olan yalnız Allah'tır Gecenin gündüze gündüzün geceye girişi ve onların mevsimlerin değişimi ile uzanıp kısalmalarının oluşturduğu görünüm, gerçekten ilginç bir görünümdür, fakat uzun birliktelik ve yinelenmeden ötürü insanların çoğu bu olguya karşı duyarlılığını yitirdiğinden, duyarlı bir düzenle yinelenen, bir kere olsun sarsılmayan, işlevinden geri kalmayan bu ilginçliği algılamıyorlar, yorulmayan, hedefinden şaşmayan, işlevinde gevşeklik göster Göstermeyen bu dönüşün dengesini de asla kaybetmemektedir. Bu sistemin oluşması ve korunmasını sağlayabilecek sadece Allah'tır. Bu gerçeğin kavranması, yorulmayan, hedefinden şaşmayan, işlevinde gevşeklik göstermeyen bu dönüşümün gözlenmesinden öte bir şey gerektirmemektedir. Bu dönüşümün güneş, ay ve hareketleriyle olan bağlantısı açıktır. Güneş ve ay baş eğdirilmesi geceden gündüz ve bunların uzayıp kısalmalarının ilginçliğinden daha etkin bir ilginçlik sergiler. Her şeye gücü yetiren, işinde mahir olandan başkası bu baş eğdirmeye güç yetiremez. O aynı zamanda güneş ve ayın yolculuklarının ne kadar olacağını da bilmekte ve belirlemektedir. Gecenin gündüze ve gündüzün geceye sokul malarının ve güneşle aya baş eğdirmenin gerçeği ki bunlar açık iki evrensel gerçektirler ile birlikte onların benzeri bir gerçek daha yer alıyor ayette Allah yaptıklarınızdan haberdardır varlığa ilişkin gerçekler yanında duyularla ulaşamayacak gerçeklerden olan bu gerçeği işte böyle açıklığa kavuşuyor varlığa ilişkin gerçeklerin benzeri ve onlarla güçlü biçimde bağlantılı bir gerçek bu üç gerçeğin ardından tüm gerçeklerin dayandığı en büyük gerçeği gündeme getiriyor. Tüm gerçeklerin dayandığı ilk gerçek, bu gezinin işlediği ve ne olduğuna açıklık getirmek için şu kanıtı verdiği gerçek. Bu Allah'ın hak olmasından ve ondan başka taptıklarının batıl olmasındandır. Doğrusu Allah yücedir, büyüktür. Bu, duyarlı, uyumlu, sürekli değişmez bir evrensel düzen, bu düzen, Allah'ın hak, onun dışında çağırdıklarının batıl olduğundan ötürü yaşıyor, her gerçeğin dayandığı ve bu varlığın üzerinde oturduğu, bu en büyük gerçek yaşıyor, öyle ise, gerçek olan Allah'ın var olduğudur, o olumsuzluklardan uzak olup, bu evreni o yaratmakta, o korumakta, o programlamakta ve evren için dilediği biçimde uyum, denge, bütünlük ve ve sürekliliği o sağlamaktadır. Bu Allah'ın hak olmasından ve ondan başka taptıklarının batıl olmasındandır, onun dışında her şey dönüşür değişir, onun dışında her şey azalır çoğalır, onun dışında her şey güçlülük, zayıflık, gelişme, çöküntü, ilerleme, gerileme gösterir, varken yok olurlar, değişmez, başkalaşmaz, dönüşmez, zail olmaz, ebedi, sürekli olan olumsuzluklardan beri olan yalnız odur. Sonra, Allah'ın, bu Allah'ın hak olmasından ve ondan başka taptıklarının batıl olmasındandır, sözünden insanda özellikle bir etki kalıyor, onu sözler dile getiremiyor, sahip olduğum beşeri anlatım ona güç yetiremiyor, onu kalp özümlüyor, vicdan şifreli bir yolla alıyor, insan yapısı tümüyle algılıyor, fakat dil yetersiz kalıyor, şu cümlede de aynı durumla karşılaşıyoruz, doğrusu Allah yücedir, büyüktür, yani onu onun dışında ne yüce var ne de büyük görüyorsun ilginç kur'anı anlatım önünde yapının tümüyle sarsılmasına açıklık getiren bir şey söyleyebiliyor muyum bu gibi yüce gerçeklere ilişkin her insani anlatımın onları eksilttiğini onlara bir şey eklemediğini ve yalnız kur'anı anlatımın olduğu gibi eşsiz ilham veren anlatım olduğunu algılıyorum ayetlerin akışı konuyu, bu evrensel sahneyi ve ardından gelen o vicdani değneği, insanlığın tanışık olduğu başka bir sahne ile sürdürüyor, Allah'ın vergisi sayesinde denizde yüzen gemilerin oluşturduğu sahne, bu sahnede insanları, gurur ve güçten yoksun olarak denizin korkutuculuğu ve tehlikeleriyle yüz yüze geldikleri andaki fıtratlarının mantığı ile karşı karşıya getiriyor. 31 Allah size bir kısım delillerini göstersin diye Allah'ın izniyle gemilerin denizde akıp gittiğini görmediniz mi Şüphesiz bunda çok sabreden çok şükreden herkes için ibretler vardır 32 dağlar gibi dalgalar insanları kuşattığı zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar, Allah onları karaya çıkarıp kurtardığı zaman, içlerinden bir kısmı Allah'a olan gevşeme gösterirler, zaten bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Gemiler denizde Allah'ın deniz, gemi, rüzgar, yer ve göğe koyduğu yasalar uyarınca yürürler, gemileri, denizde batmadan veya dikilip kalmadan yürür kılan, bu yaratıkların bu özellikleriyle yaratılmalarıdır. Eğer bu özellikler herhangi bir yönde değişecek olsa, gemiler denizde yüzmez, suyun veya geminin yapıldığı maddenin yoğunluğunun değişmesi, deniz yüzeyine hava basıncı oranının değişmesi, hava ve su akıntıları değişmesi suyun su kalma sınırı ve hava ile su akıntıların uygun sınırlarını aşacak ölçüde ısının değişmesi gibi eğer bu oranlardan hangi yönde olursa olsun bir teki değişecek gemiler suda yürümez tüm bu elverişli şartların var olduğu durumda da fırtınada dalgalar arasında Allah'tan başka tutunacakları bir şeyin olmadığı yerde gemilerin koruyucusu gözeteni yine Allah'dır dolayısıyla onlar her durumda Allah Allah'ın nimeti olan maddeleri yük olarak taşıyorlar. Aynı zamanda, Kur'an'ın ifadesi bu anlamların her ikisini de kapsıyor. Onlar görüşe sunulmuşlardır. Onları görmek isteyen görüyor. Onların ne kapalılık ne de gizliliği yoktur. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Zorluk anında sabreden, sevinçli anlarda şükreden, sabırla sevinç insanı nöbetleşe elden ele alan iki, psikoloji çik durumdurlar. Fakat insanlar ne sabrediyor ne de şükrediyor. Yalnız sıkıntı dokunduğunda Allah'a yalvarıyor. Allah onları sıkıntıdan kurtardığında ise çok azı dışındakiler şükretmiyor. Dağlar gibi dalgalar insanları kuşattığı zaman dini yalnız Allah'a has kılarak ona yalvarırlar. Bu gibi tehlikeler karşısında ki onları gölgeler gibi dalgalar sarmış, korkunç denizde gemi şaşkın bir tüye dönüşmüştür nefisler, sıkıntıdan uzak anlarda kendilerine fıtratlarının gerçeğini gizleyen ve bu fıtratlarla yaratıcı arasındaki bağı koparan aldatıcı güç yetirebilme kuruntusundan soyutlanırlar, bu engeller ortadan kalkıp fıtrat tüm örtülerden sıyrıldığında Rabbine yönelir, dini ona özgü kılar, onun yanında her her türlü ortağı reddeder ve her türlü yabancıyı dışlar, işte bu durumda insanlar dini kendisine özgü kılarak Allah'a yalvarırlar. Allah onları karaya çıkarıp kurtardığı zaman içlerinden bir kısmı Allah'a olan azgınlıklarında gevşeme gösterirler. Emniyet ve rahatlık onu tümüyle unutkanlık ve umursamazlığa götürmez. Şükür ve zikir konusunda Allah'ın hakkını tam olarak ödemese de şükrederek Allah'ı anarak yaşar. Zaten Allah'a şükreden ve onu ananın görevi yerine getirme konusunda ulaşabileceğinin en fazlası orta bir düzeyde olmasıdır. Yoksa görevin tam olarak yerine getirilmesi insanın güç yetireceği şey değildir. Onlardan kimileri, salı tehlikenin geçici ve rahatlığa kavuşmayla Allah'ın ayetlerini inkara dönerler, zaten bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Hattar gaddarlıkta aşırı giden, kafur aşırı nankör anlamındadır. Allah'ın koyduğu insan yapısının açık mantığı ve bu oluşa ilişkin sahneleri gördükten sonra Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelenlerin nitelendirilmesinde etkili kiplerin kullanılması yerindedir nefisleri, güçlülük, bilgililik yanılgısından kurtarıp, sarılı oldukları engellerden arındırarak fıtratı mantığıyla yüz yüze getiren denizin korkutuculuğu ve tehlikeliliğinin ilintisi dolayısıyla onların yanında denizin korkutuculuğunun küçük önemsiz kaldığı en büyük korkutucu durumu hatırlatıyor. Soy ve akrabalık bağlarını koparan çocukla baba arasına giren her ferdin her türlü yardım ve dayanaktan yoksun, tüm akrabalık bağlantı larından soyutlanmış olarak tek başına kaldığı günün korkutuculuğunu 33 ay insanlar Rabbinizden korkun ve babanın çocuğuna yaptığından ceza görmeyeceği, çocuğun da babasının yaptığından ceza görmeyeceği bir günden çekinin. Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Burada dile getirilen kalp ve duygulardaki etkinliği ile ölçülen psikolojik dehşet oluşturan bir durum, öyle ki, akrabalık ve kan bağlarını koparıyor, baba ile oğul, oğulla baba arasındaki soy ve rahim ilişkilerini geçersizleştiriyor, herkes kendi derdine düştüğünden, kimse kimseden bir şey savamıyor, kimseye de ameli ve kazandığının dışında hiçbir şey yarar sağlamıyor, bunların tümü insanların alışık oldukları benzeri görülmeyen bir korkuda başka bir şey değildir. Burada Allah korkusuna davet, icabet edilen yerinde geliyor. Bu her tarafı saran korkulu durumun etkinliği içinde sunulan ahiret meselesine kalpler eğilecektir. Allah'ın vaadi gerçektir, gecikmez, yanlış çıkmaz, bu zor durumla karşılaşmaktan kaçış yoktur, babanın oğula ve oğulun babaya yararı dokunmayacak duyarlı yargı ve adil karşılıktan da kaçış yoktur. Dünya hayatı sizi aldatmasın, içerdiği geçimlilik, eğlendirici ve kendine bağlayıcı uğraşlarla sizi aldatmasın. O sınırlı bir süre içinde denenme ve ahirette görülecek karşılığı kazanma yeridir. Şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın, kendine bağlayıcı geçimlik, Allah'ı unutturan uğraşı veya kalplere vesvese veren şeytan sizi aldatmasın, şeytanlar çoktur, malla gururlanmak bir şeytandır, bilgi ile gururlanmak bir şeytandır, uzun ömürle gururlanmak bir şeytandır, güçle gururlanmak bir şeytandır, buyruk sahipliği ile gururlanmak bir şeytandır, arzunun dürtüsü bir şeytandır, şehvetin taş kınnlığı bir şeytandır tüm aldatıcılardan koruyan Allah korkusu ve ahiret düşüncesidir. Surenin dördüncü gezinin sonunda, bu korku saçan sahnenin ışığında suredeki son vurgu, güçlü, derin ve korku veren bir görünümle gelerek, Allah'ın kapsamlı bilgisi ve gayb sırlarına ulaşması engellenmiş insanın yetersizliğini tasvir ediyor, surenin tüm bölümlerinde işlediği meseleyi pekiştiriyor ve bunları ilgi çekici Kur'an'ı tasvir tablolarından bir tabloda ortaya koyuyor. 34 kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır, yağmuru yağdırır, rahimlerde olanı o bilir, hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez, her şeyi bilen ve her şeyden haberi olan yalnız Allah'tır. Allah insanların sürekli uyanıklık, beklenti ve hazırlık çabası içinde olmaları için kıyametin zamanını, kendisinden başkasının bilmediği gayblerden kılmıştır, dolayısıyla insanlar onun ne zaman geleceğini bilmiyorlar, belki de onlara, herhangi bir anda azık edinmek ve kıyamet hazırlığı için zaman kalmaksızın ansızın gelecektir. Yağmuru istediği ölçüde ve hikmeti uyarınca Allah indirir. İnsanlar deneyim ve aletlerle bazen inişinin yakın olduğunu bilebilirler fakat onlar onun kaynaklandığı nedenleri yaratmaya güç yetiremezler. Bu ayet yağmuru indirenin Allah olduğunu vurguluyor. Çünkü yağmuru oluşturan, düzenleyen evrensel nedenlerin yaratıcısı yüce Allah'dır. Buna göre yağmur konusunda Allah'ın tekelinde olan metinden anlaşıldığı gibi yaratmaya güç yetirebilme tek elidir. Yağmurun iniş zamanının bilgisini Allah'ın yalnız kendisinin bildiği sırlardan sayanlar yanılmışlardır. Aslında her iş ve her durumda bilgi yegane Allah'ın bilgisidir. Yalnız o, artıp eksilmeyen sürekli kapsamlı eksiksiz doğru bilgidir rahimlerde olanı o bilir kıyamet konusunda olduğu gibi bu konuda da bilme Allah'ın tek elindedir rahimlerde olanı her açıdan kesin olarak yalnız o biliyor her an her aşamada rahimlerde olanın durumu nedir baştan rahimlerin kendilerinin eksiklik fazlalık durumları döl hacim ve gövdeye kavuşmadan dölün durumu yumurta ve spermanın birleşmelerinin ilk anında kimsenin henüz bir şey öğrenmeye yol bulamadığı zaman erkek erkeklik dişilik açısından dölün türünün ne olduğu çocuğun kime çekeceği özellikleri durumları ve yetenekleri bunların tümü Allah'ın bilgisine özgüdür hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hayır, şer, yarar, zarar, kolaylık, zorluk, sağlık, hastalık, Allah'ın emirlerini yerine getirme veya onlara ters düşme açılarından ne kazanacaktır? Kimse bilmez. Görüldüğü gibi kazanma teriminin kapsamı ticari kazanç anlamıyla sınırlı olmayıp ondan daha genel bir anlam içeriyor. O kişinin yarın karşılaşabileceği her şeyi kapsıyor. O kapalı ve bilinmezdir. Üzerinde örtüler vardır. İnsan nefsi gayb karanlığı önünde durur, örtüler arkasından bir şey görecek gücü yoktur. Aynı şekilde hiç kimse nerede öleceğini bilmez. Bu gözlerin, kulakların nüfuz edemediği kalın örtüler arkasında kalan bir durumdur. İnsan nefsi bu örtüler önünde çaresiz baş eğerek durur, onlar önünde sınırlı bilgisinin hakikatini ve açıkça ortaya çıkmış olan güçsüzlüğünü kavrar, üzerinden bilgililik gururu dökülür, uzun gayb örtüsü önünde, insanlara bilgiden çok az şey verildiğini, örtüler arkasında insanların bilmediği çok şey olduğunu ve tüm başka şeyleri yapmış olsalar bile, bu örtüler önünde yarın ne olacağını, dahası hemen bir sonraki an da ne olacağını bilmeden dikilip kalmak zorunda olduklarını anlar, işte bu noktada, insan nefsi büyüklenmeyi bırakarak Allah'a boyun eğer. Kur'an'ı anlatım, insan kalbinde derin etkiler bırakan bu etkenleri insana ürperti veren ölçüde geniş bir alanda sunuyor. Yaşanan an, beklenen gelecek, uzak gaybı kapsamak üzere her mekan, uzak erimli kıyamet, kaynağı uzak yağmur, gözlere gizli rahimler, zaman yönünden yakın olmasına karşın bilinmezlik içinde kaybolan yarınki kazanç ve tahminlerin derinine dalıp gittikleri ölüm ve defin yeri arasındaki hayalin sıçrayışları ve kalpte hareketlenen düşünceler açısından geniş bir alan. Kuşkusuz o boyutları ve çevreleri geniş bir alandır, fakat geniş tasvirsel değiniler, onun alanını taradıktan sonra, çevrelerini yoklamaya başlıyor ve sonunda bu çevreler hepsi bilinmeyen gayb noktasında bir noktada düğümleniyorlar ve biz küçük kapalı bir deliğin önünde dikilip kalıyoruz. Eğer orada iğne deliği kadar bir delik açılsa, arkasında yakınla uzak bir olacak, uzağı yakından ayıramayacağız, fakat o insanın yüzüne kapalı kalacak çünkü o insanın güç yetirebileceğinin üstünde ve insanın bilgisinin ötesindedir Allah'a özgü olarak kalacak onun izni ile ve bir ölçü dahilinde olmanın dışında onu kimse bilmeyecek kuşkusuz Allah bilen haber alandır onun dışındakiler ne bilir ne de haber alır anlamına Şuur boyutları, derinlikleri, ufukları ve amaçları geniş kapsamlı insanı ürperten bir gezide olduğu gibi işte böyle sona eriyor. Kalp geniş kapsamlı bu uzun geziden çok dolaştığı, çok şey yüklendiği ve bu alemler, sahneler ve canlı türleri konusunda uzun uzun düşünceye daldığından dolayı sendeleyerek dönüyor. Bütün bunların yanında süre 34 ayetlik kısa bir süredir. İşte 34 ayeti geçmeyen surenin içerdikleri, kalplerin yaratıcısı ve bu Kur'anı kalplerdeki hastalıklara şifa, müminlere yol gösterici ve rahmet olarak indiren Allah ne kadar yücedir. Lokman suresinin sonu.